Bence biraz sapıttı ya. Biraz ne? Sapıttı. Belki sizden dolayıdır. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl ne yapacağımı yani. Bilemiyorsun? Her gün anlatıyoruz. Bir şey yapıyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. İşte sen şimdi Picasso'nun tablosunda gelsen ben sana alkış mı yapacağım yani üstüne böyle çıplak tablo eve geldim ya daha kötülerine alkış yapıyorsunuz zaten. Kime yapıyor? Bir şey konuşmuyor, bir şey söylemek istemiyorum. Ama ortaya bir şey atıyorsun. Ama yani böyle kişisel yaklaşımlarda bulunuyorsun. Ve böyle sanatçının arkasına sığınıyorsun falan. Biz de bir şey söyleyemiyoruz, tanımıyoruz, etmiyoruz. Yani... Bu ne abi ya? Yeşilin de zor bir tonunu giymiş. Gerçekten zor bir kıyafet aslında yapmaya çalıştığım bir uğraş var yani kesinlikle. Ben riske giriyorum ve bu yarışmaya önem veriyorum. Evet. Yani basit parçalar giyip, siyah elbise giyip, siyah ayakkabı giyip gelmiyorum buraya. Doğru. Ama öyle yapmak gerekiyormuş. Bundan sonra ben de öyle yaparım. Sen hakikaten canın çıktı zaten bu elbiseyi bir araya getirebilmek için belli. Çünkü aynı renkte çorabı aramışsın. Çizmeyi aramışsın, rujunu bile aynı renk yapmaya kalkmışsın. Kafanı 7000 tane örgü yaptırmışsın benzesin diye. Hani bir şeye benzesin diye çalıştığın belli. Ama çaban boşuna gitmiş. Yani çaban boşuna gitmiş çünkü bu elbise, evet ressam hanımefendinin bir tasarımı. Ama bu tasarım bir tane olarak tabii ki beğenen çıkar. Hayır canım, sergisinde bunu bir beğenen cansız manken üzerinde ama... sergileyebilir. Hani demin buraya geldi ya, sanatı da herkes taşıyamaz. Bu sanat taşınabilecek bir sanat değil. Ya sen de taşıyamamışsın. Giyecek bir elbise de evet, belki giyecek değil. Bu bir yani kendi resminin yanında bunu bir cansız manken üzerinde sergileyebilir o hanımefendi. Ha? Ama yalnızca bu kadar. Evet. Yani ne diyorsa iki moda tasarımcısına danıştım falan hani... Gerçekten sen şu anda saygısızlık yapıyorsun ve ben seninle konuşmak istemiyorum. Yani iki tanesini tanışıyorsun. Biz kariyerimiz boyunca 2000 tanesiyle konuşmuşuz. Bir sürü eser görmüşüz. Hani bunların iyi versiyonlarını da görmüşüz. Kötü versiyonlarını da görmüşüz. Sen bizim beğendiğimize basit buluyorsun. Ne diyelim şu anda? Sana ne diyebilirim ki? Yani? Tarz mı değil misin de mesela? Sadece tarz değilim onu söyleyin. Zaten ya insanlar şu an hiçbir şey söylemiyorum çok da konuşmak şu senin şu anki tavrın iki hafta, bir hafta mı, iki hafta önce mi Aygün'ün yaptığı tavırla aynı. Yani ha. Seni ben, birisi giydiriyor sanki. Ben normalde çok ben size saygısızlık yaptığımı asla düşünmüyorum. Hayır biz de sana saygısızlık yapmamda, yapmıyoruz. Bir şey anlatıyoruz sana. Hayır söylüyoruz. Ve o kadar büyük özgüvenle geliyorsun ki ben de çıldırıyorum. Yani burada koskocaman Cem İpekçi var. Benim zaten özgüvenim olmasa bize... ben bu yarışmada olmam. Yani siz bana burada tarz değilsiniz dediğinizde ben özgüvenimi kaybedecek bir insan değilim yani. Evet beğenmezsiniz, beğenirsiniz o ayrı bir konu da benim özgüvenim onunla alakası yok yani. Ben bir yarışmadan mı özgüvenimi kaybedeceğim? Ama sen dedin ki bir an önce hani tarz olmayanları beğeniyorsun. Keşke bir siyah elbiseyle gelseydim de beğenseydiniz. Öyle söyle yani belki o şekilde anlatmışımdır öyle anlaşılmıştır ama risk almıyor insanlar. Buraya geliyor dümdüz siyah bir elbise giyiyor, siyah bir ayakkabı giyiyor. Hayır biz hiçbir zaman dümdüz siyah bir elbise ve siyah bir ayakkabıya tarz demedik. Hiç demedik. Baktığın zaman kıyafet olarak sanat eserinin sesine bile giremez. Koko'cum sen eklemek istersin hiç konuşmadın. Ya. Ne oldu sana bu hafta hayatım ya? Geçen hafta çok sevdim seni. Her şey çok iyi gidiyormuş. Başka ne söyleyeceğim yani? Biliyorsun güzel değil. Yanlış seçtin bugün. Yo çok güzel olduğunu düşünüyor ve sizin neden beğenmediğinizi soruyor. Yani bunda beğenmeyecek neden? Ne var diyor. Çünkü sen de biliyor musun Baba Noel? Baba Noel var mı? Noel yani Christmas. Noel Baba. Noel Baba. O küçük adamlar yani yardım için. Cinler işte. Ha, küçük cinler. Aynı yani Noel kostüm gibi. Ama geçen hafta çok sevdim seni biliyorsun yani. Belki de onu düşünerek yapmıştır ressam hanım. Evet. Noel Baba bilir bu arada evet. Aynı yani. O da bilir. Yani biz sana tarzsın dediğinde iyiyiz, tarz değilsin dediğinde kötüyüz. Evet evet öyle olduk. Dediğimizde kötüyüz yani. Hayır o şekilde değil. Yok, bu tavrın son derece özgüven şeyine girmiş böyle ne denir ona? Güzel bir Christmas. Özgüven patlaması evet, yaşıyorsun Christmas sen şu anda. Yani. Hayır benim anlayamadığım konu şu. Evet bir şeyi beğenmiyorsunuz evet. Ama bana demiyorsunuz ki bunu şu şekilde yapın ya da şunu hani bir şey söyleyeceğim. Bu elbiseyi şöyle yapsaydın veya bunu, hani bunu bana söyleseniz bu elbise olmaz olsun ya. Ben yıllardır bu elbise olmaz olsun. Bu işin içindeyim ben buna bir şey yapamam abi mesela. Bak. Bana sorsanız aynı.
Ben yapamam. Yani ben bunu zaten. Kombin yapamam. Yapamıyorum yani. Düşündüm ve yapamadım kafamda. Ha yok yani ben de çabaladım yok. Ama yok. Bu elbise zaten matematik olarak bir ressamın elbise tasarlaması hataymış dedim. Dedim işte.